Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, çok önemli bir hafta ve sizin için daha da önemli bir hafta artık 21 Aralık'la birlikte Güneş oğlak burcuna geçişini yapıyor. Kış gün dönümü, en uzun geceyi yaşayacağız 21 Aralık'ta. Bu hafta doğan tüm oğlak burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Güneşle beraber Merkür de oğlak burcuna geçecek. Bu iki gezegenin Burcunuzdaki hareketi kuşkusuz enerjinizi bir arttıracak şöyle önümüzdeki birkaç hafta hayatınızda yapacağınız ya da yapmak istediğiniz e, yenilikler, başlangıçlar, girişimler adına daha kararlı olabilirsiniz. Planlar yapabilirsiniz, programlar yapabilirsiniz. Yapmanız gereken çalışmaları Merkürün de sayesinde daha iyi yapabilirsiniz. Öğrenciyseniz daha kararlı, daha disiplinli olabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş hayatınızda, mesleğinizde de yine daha sağduyulu, daha mantıklı, daha gerçekçi adımlar atabilir. Uzun vadeli planlarınıza, programlarınıza daha rahat odaklanabilirsiniz. Bu hafta başı 21 Aralık'ta yine çok önemli bir gezegen kavuşumumuz var. Oğlak Burcu'nun sıfır derecesinde Jüpiter ve Satürn kavuşacaklar. Büyük kavuşum. Evet zamanın yöneticileri iki Kolektif gezegenin kavuşumları her 20 yılda bir meydana gelir ve 20 yıllık döngülerle Aslında tüm dünyayı şekillendiren en önemli e, gezegen hareketlerinden birisidir bu kavuşumlar 2040'a kadar gerek toplumsal yapılarda yönetimsel sistemlerde kültürel ve ekonomik yapılarda önemli değişimleri, meydana getirecek bir etkiden bahsediyoruz. Tabii ki farkındalıkları da artıracak, bilinç seviyelerimizde de değişimler yapacak. Bireysel hayatlarımıza da az veya çok etkileri olacaktır bunun. Ee, daha bireysel yorumları özellikle yıllık videolarımızda yaptım. Çünkü 2021 yılını önemli ölçüde etkileyecek bir gezegen geçişi hareketi bu. Lütfen henüz izlemediyseniz 2021 yıllık videolarınızı mutlaka izleyiniz sevgili oğlaklar. Bu hafta Mars Koç burcundaki hareketini sürdürüyor ve sizin burcunuzdaki Plüto ile Mars'ın kare açısı tekrar etkinleşecek. Tekrar diyorum çünkü Ekim ayında da yaşamıştık bu kare açıyı. E, ve bu hafta ay da Koç burcunda olacak salı gününden itibaren perşembe öğle saatlerine kadar. Dolayısıyla bu Mars Plüto kare açısını da tetikleyebilir, arttırabilir. E, özellikle biraz hani etrafınızdaki kişilerle ilişkilere lütfen dikkat edelim güç mücadeleleri, biraz böyle baskıların olabileceği bir dönem. Yani siz aile üyeleriyle, annenizle, babanızla ya da çocuklarla biraz çatışabilirsiniz. Sizin isteklerinizle onların istekleri, sizin beklentilerinizle onların yaptıkları eylemler çatışabilir. Burada tabii ki bir öfke kontrolünde biraz zorlanma, biraz hani gereksiz mücadeleler oluşabilir. Buna dikkat edelim. Daha sağduyulu olmakta fayda var. Sağlık konularında da tabii ki Mars, Plüto, böyle kronik ağrılar, eklem ağrıları özellikle sinirsel stres kökenli bazı kronik sorunlar bunları tetikleyebilir. Baş ağrıları eklem ağrıları, diz ağrıları bel ağrıları hatta bazı böyle kazalar, sakarlıklar eklem zedelenmeleri ve benzeri şeyleri de tetikleyebilir. Risk almamak gerekiyor. Daha sakin kalmak gerekiyor. Özellikle salı çarşamba, perşembeye kadar olan süreçte biraz da hani kendi kişisel güvenliğimize önem verelim. Etrafımızdaki kişilerle de daha rahat, daha sakin ilişkiler kurmaya çalışalım. Perşembe öğle saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Bu duygusal olarak bizi rahatlatacaktır. Biraz daha iyimser olabiliriz, daha keyifli olabiliriz. Dolayısıyla bu baskı da biraz azalacaktır sevgili Oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.